Arkadaşlar merhaba. Bu Hint bülbülümüz şanslı. Ayın 8'inde yumurtadan çıkmıştı ve şu anda tam 20 günlük olmuş durumda. Ben bunun ilk çıktığı zaman videosunu çekmiştim arkadaşlar. Yılın ilk yavrusu diye. Yılın ilk yavrusu Hint bülbüllerinden geldi demiştik. Adına da şanslı verdik. Çünkü diğer dolu yumurtalardan sadece bu hayatta kaldı. Bir tanesi tam çıktığı gün öldü. Diğer yumurtaları yuvadan attılar falan çıkmadan. Sadece bu yaşadı. Bunu da bayağı böyle arkadaşlar neredeyse mucizevi bir şekilde yaşattık. İkinci gününde maalesef Hint bülbülleri, yani bakıcı ebeveyn olarak kullandığım Hint bülbülleri terk ettiler bu yavruyu. Normalde en az bir 5 günlük olması lazım. Hint bülbüllerini elde besleyip büyütmek için bir 5 gün boyunca anne baba bakımını görmesi lazım. Çünkü kuşlarda kursak maması diye bir olay var arkadaşlar. Onu ilk günden anne babadan alması lazım. Bir 5 güne kadar anne babanın bakımında olması lazım. Anne baba kuşlar kendileri içgüdüsel olarak ona tam uygun ayarda, uygun kıvamda, uygun dozda mama veriyorlar. O şekilde gelişimini tamamlıyor. Siz böyle yani 5 günden daha düşük yavruyu beslemeye çalıştığınızda, yani belki de arkadaşlar şöyle söyleyelim, 10 yavrudan 8-9'u ölür. Yalnız böyle bir tanesi, iki tanesi yaşarsa yaşar. Bu yavrumuz da tam adına layık bir şekilde ikinci günden itibaren yaşadı arkadaşlar. Ben pek yaşamayabilir gözüyle bakıyordum. İkinci günde terk ettikleri zaman eyvah dedim, yani bu yavru dedim gidecek galiba, kurtaramayacağız. Ama çok azimli çıktı bu yavru. Yani ısrarla yaşamak istedi sanki. Yani hayata çok sıkı şekilde tutundu. Böyle ısrarla mama yemeye çalıştı. Israrla böyle bir şey verdiğimde yemeye çalıştı. Ne bileyim, yani çok bariz bir azmi vardı arkadaşlar. Yani o çok dikkatimi çekti. Hani bunu benden başkaları da görenler de söyledi. Çok azimliydi. Hop, bu arada aşağı düştü. Gel bakayım. Gel. Efe al bakalım. Efe de yanımda bu arada. Şöyle parmağımızı yaklaştırdığımızda mama verecekler sanıyor. Hemen böyle ağzını açıyor. Şimdi artık yavaş yavaş yeme düşme zamanları yaklaştığı için böyle çok mama yemeye gelmiyor arkadaşlar. Ya da ağzından mama verme aparatıyla tuttuğunuz zaman böyle hemen çekebiliyor ya da az bir şey yiyip gerisini hemen çıkarmaya çalışıyor. Çünkü artık yavaş yavaş bu güdüleri kayboluyor arkadaşlar. Yavru kuşlarda böyle olur. Yeme düşmeye başladıkları zamanlarda, o zamanlar yaklaştığında, gel bakalım. O zamanlar yaklaşmaya başladıklarında artık siz besleseniz de sizden ya da anne babaları beslese onlardan artık böyle mama yememeye başlarlar ve kafesin böyle altındaki, sağındaki, solundaki yemleri kurcalamaya, onları böyle ağızlarına gevelemeye başlarlar. Böyle bir iki hafta içinde de bu işaretler gördükten sonra iyice yem kırmayı öğrenmiş olurlar. Bunun şansının annesi tamamen full beyaz. Babası da klasik renkli bir Hint bülbülü. Onların da videoları var kanalda. Ama böyle gri bir yavru verdi. Genelde bu gri renkler çok çıkıyor arkadaşlar. Bu tarz beyaz kuşlardan böyle gri renkler. Bu da böyle oldu. Görünen o ki Hint bülbülü şanslı, dişi olacak gibi. Yani renk desenlerine baktığınızda çok erkek motifleri yok renklerinde. Dişi olacak gibi. Kafasındaki o tüyler de çok komik duruyor. O yavruluk tüyleri kenarlarda kalmış böyle bir iki tane. İşte hala karnı aç mı? Hala mama istiyor. Efe şanslıyı sahiplendi sayılır. İlla baba benim kuşum olsun diyor. Son birkaç gündür de odasında Efe kendi besliyor. Değil mi Efe?
Evet, bir nevi sahiplenmiş oldum. Bu şanslı ya, bu tür yavru kuş beslemeyi sevdiğim için, yani meraklı olduğum Evet, için, aynen. ben sadece çok meraklıyım. Meraklı olduğum için bir nevi sahiplenmiş oldum. Evet ama iyi de baktı Efe. Son birkaç gündür ben de böyle uzaktan takip ediyorum. Hep böyle karnı acıktığında mamasını verdi. Artık o da benden öğrendi böyle mama vermeyi, su vermeyi yavru kuşlara. Son birkaç gündür tamamen Efe'nin kontrolündeydi şansının bakımı. Tamamen o üstlenmişti. Zaten şansı şöyle bir haftaya kadar, 10 güne kadar tamamen yeme düşmüş de olur. Şimdi onu ayrı bir kafese koyacağız, ayrı bir yer yapacağız ona. Böyle kafesin altına yemlerimizi de koyacağız. Biraz böyle mama da koyarız. Onlardan kendisi tırtıklamaya başlasın yavaş yavaş. Evet, Hint Bülbülü şanslıyı soranlar vardı. Takip eden arkadaşlardan. Son durumu nedir, nasıl diye. Son durumu bu arkadaşlar. Hint Bülbülü şansımız tam 20 günlük oldu. Daha önceki büyütme videolarını çekmeyi de düşündüm ama diğer kanarya videolarından falan arkadaşlar çok sıra gelmedi. Bir de son 1-2 haftadır bir yoğunluk da vardı. O nedenle çok bunun besleme videolarını, büyütme videolarını çekemedik. Bu halini çekmek nasip oldu. Şanslı. Bak bakalım. Bak. Şöyle yere bıraktığınızda böyle bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Gel. Hop. Gel gel. Hoppa, elime geldi, görüyor musun? Hop, yine gitti. Gel 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 gel. Evet, hemen orayı siliverelim. Yavru kuşlarımıza böyle kazalar olabiliyor. Bebek gibi şimdi o. Bak, böyle parmakta durmayı da yavaş yavaş öğreniyor. Şanslı. Ne oldu? Kime sesleniyorsun sen? Bu klasik seslenme ötüşü Hint bülbüllerinin. Artık bu sesleri duymaya başladığımda ben artık diyorum böyle kuşa benzemeye başladı diyorum yavru kuşlarda, Hint bülbüllerinde. Çünkü bu sesler yetişkin sesleri. Yetişkin ötüşleri. Hop, o kameraya kameraya konmaya çalıştı ama oradan tabii ayağı kaydı. Düştü aşağı. Oraya konmak nereden aklına geldi, şanslı ha? Şanslı yavaş yavaş macera aramaya başladı. Evet arkadaşlar, şansımızda son durum bu. Başka videolarında bunu çekeriz böyle zaman zaman. Evet arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hadi görüşmek üzere.